Merhabalar. Plotter'la görüntülü arama uygulamasını nasıl geliştirebiliriz? Buna bakıyoruz beraber. Evet, şimdi kodlara geçebiliriz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Flutter'da görüntülü arama uygulaması geliştireceğiz. Peki biz bu görüntülü arama uygulamasını nasıl geliştireceğiz? Kısaca buna değinmek istiyorum. Burada Zigacloud'un web sitesinde arkadaşlar bize birçok SDK ve API örneği sağlayan bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Bu videoda aslında biz görüntülü arama uygulamasını geliştirirken ZigaCloud'un bize sağladığı API'den yararlanacağız. Peki bu ZigaCloud nedir? Bize ne tarz API'ler sağlıyor? Ne tarz SDK'ları var? Biz nasıl bu ZigaCloud'u kendi Flutter projemizi entegre ederek uygulama geliştirebiliriz? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında ZigaCloud bize sadece video araması değil, birçok kısa yollu bir şekilde birçok uygulama geliştirmemizi sağlayan API'ler sağlıyor ve biz bu API'leri kendi projemize entegre ettiğimizde kolay yolda direkt işte görüntülü arama veya diğer uygulamaları nasıl geliştirebiliriz bunları inceleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar diğer özelliklerini de görebiliriz. Canlı destekleri var, kod örnekleri var. Biz de zaten bugün bu kod örneklerinden bir tanesiyle uygulama geliştireceğiz. Direkt arkadaşlar özelliklerini de web sitesinden inceleyebilirsiniz. Buradan nasıl, ne tarz özellikleri var kısaca bize bahsediyor. Developerlar için gerçekten güzel bir uygulama geliştirme API'si sağlıyor arkadaşlar. İşte gerek sesli aramalar, gerek görüntülü aramalar veya burada gördüğümüz diğer özelliklerini de siz uygulamanıza entegre edebilirsiniz. Bugün biz Flutter ile nasıl uygulama geliştiriyoruz? Buna değineceğiz. Ama tabii ki diğer native platformları da destekliyor. Buradan hemen bakabiliriz arkadaşlar. Android, iOS, web, Flutter, işte React Native, Windows, MacOS, Electron bu tarz platformları da destekliyor ve nasıl entegre etmemiz gerektiğinden de kısaca kodlarla bahsediyor. Biz de bu kodlara bakarak şimdi birazdan Flutter projesini geliştireceğiz. Ben arkadaşlar GitHub'a attım. İlk başlangıçta bu GitHub'dan kodlara ulaşabilirsiniz. Kendim denedim, test ettim. İki tane arkadaşlar kolay yolla olsun diye Android telefonundan görüntülü arama yapacağız ve buradan inceleyeceğiz nasıl görüntülü arama yapabiliyoruz şeklinde. Şimdi gelelim arkadaşlar nasıl başlıyoruz buna bir değinelim bakalım. Bayağı da güzel oluyor. Şimdi Quick Start'a dediğimizde tıklayalım. İlk başlangıçta bizden bir login olmamızı isteyecek. Hemen tıkladım. Buradan da Start Building Now diyorum. Bakalım bizi nereye yönlendiriyor. Evet. İlk başlangıçta arkadaşlar nasıl üye oluyoruz? Bunlara bakıyoruz. İşte örnek verelim. Kadriye diyelim. Tabii ben login oldum ama bu sefer de farklı bir mail ile girelim. Bunları yazıyoruz arkadaşlar direkt. Gerçi benim vardı. Burada arkadaşlar üye olurken bu şekilde mailimizi girelim. Ben şu an farklı bir mail ile nasıl kayıt oluyoruz ona bakacağız. Buraya arkadaşlar kod gönder diyelim. Get kod diyorum ve bana mailime bir kod gönderecek. Hemen bakıyorum. Şunu istiyor sanırım. Belki de yanlış yapacağım ama bakalım. Evet, şimdi kod gönderdi arkadaşlar. Mailimize bakıyoruz. Burada bize kod göndermesi lazım. Bu kodu ekledikten sonra buraya yazıyoruz. Paralamızı da hemen kolay bir şekilde belirleyelim. Bunu tık işaretliyoruz. Evet, şu anda da mailimiz geldi. Bizim kodumuz bu şekilde. Bunu kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Ardından ilk başlangıçta deneme sürümüyle başlıyoruz. Ama deneme sürümünde arkadaşlar bu tarz böyle görüntülü arama şu bu falan bize 10.000 bedava dakika veriyor. Evet, bu şekilde bir panelimiz açıldı arkadaşlar ve bu panelde istediğimiz bilgileri veriyoruz. Hello World diyorum. Web sitesi yok. Buradan da Engineering diyorum. Bunu da bakalım. IT seçtim. Burada da arkadaşlar istediğiniz telefon numarasını verebilirsiniz. Ama tabii doğru vermeniz gerekiyor. İşte 90 neydi? Şu an sırf deneme için ben bu şekilde giriyorum. Evet, şimdi gelelim bize 10.000 burada bedava dakika verdi. Yine arkadaşlar
bedava sürümle birçok özelliği aktive edebiliyoruz. Şimdi gelelim dashboard'a geçelim. Aslında bunu Firebase'de de karşılaştırabiliriz veya diğer platformla da karşılaştırabiliriz. Burada ilk başlangıçta bize bu şekilde bir panel sağlıyor arkadaşlar. Biz aynı diğer frameworklerde, diğer teknolojilerde nasıl proje oluşturuyorsak burada da yine bir proje oluşturmamız lazım. Ve bu projeyi de yine Visual Studio Code'daki projemizde entegre edeceğiz, bağlayacağız. Bu şekilde bir ID alacağız. Bu ID'lerle de aktive edeceğiz arkadaşlar. Burada bu şekilde sayfaları görebiliyoruz. Diğer kısımlarını da inceleyebilirsiniz. Şu an hiçbir projemiz yok. Analitik kısmından da arkadaşlar yine projeyle alakalı videoları, bilgileri ulaşabiliyoruz. Ne tarz bilgiler var? İşte kaç dakika kullanılmış? Hangi kullanıcılar kullanmış? Bu tarz detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Buralardan tabi bu şu an biz görüntülü aramayı işte grup arama şeklinde de yine özelleştirebiliyoruz. Geldim. Proje oluşturuyoruz arkadaşlar. Create proje dediğimizde işte hangi uygulamayı gerçekleştireceksek onu seçiyoruz ve burada gördüğünüz gibi birçok bize uygulama çeşidi sağlıyor. Biz arkadaşlar görüntülü arama yapacağız. O yüzden bunu seçiyorum. Seçtikten sonra next diyorum. Ve burada arkadaşlar proje ismini istiyor bizden. Video call diyorum. Tabii boşluk istemedi. Şunu da alt tere diyelim. Evet, bu şekilde proje ismimi ben yazdım. İkinci kısımda ise biz arkadaşlar iki tarz seçenek sunuyor. Bir UI kits'i şeklinde yapabilirsiniz ya da SDK'sını alabilirsiniz. UI kits'i seçtim. Burada arkadaşlar Flutter kısmında bize nasıl entegre ettiğimizi görüyor. Bir tane call page'imiz var ve burada aslında bizim kullanmamız gereken kod burası. Bunu entegre ettiğimizde biz ana kodları burada görmüş oluyoruz. Bu şekilde ihtiyacımız olan kodları da görmüş oluyoruz. Start with UI kits diyorum. Bunu hiç kopyalamıyorum çünkü zaten projede bu var. Birazdan da yazarken göstereceğim ama tabii ki ilk başlangıçta bunu kopyalayıp bir yere atarsanız daha iyi olabilir. Evet, şu an projemiz oluşturuluyor arkadaşlar. Bu arada Visual Studio Code'da da ben projeyi bu şekilde oluşturmuştum. O yüzden şu an bu sayfaları silelim arkadaşlar. Çünkü zaten bunları beraber yapacağız. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Bunları şimdi beraber kodlayacağız. Sildim. Main kısmını arkadaşlar bunu silmeyeyim. Çünkü zaten çok basit kodlar. İlk başlangıçta arkadaşlar iki tane kısmı ayırıyorum. Bir UI diyorum. Burada sayfalarımı oluşturacağım. İki models diyorum. Burada da benim kullanmam gereken modelleri kullanacağım. UI kısmında arkadaşlar bir ana sayfam olacak. Bir login sayfam olacak. Buraya geldim. Login page diyorum. Tekrardan home kısmına geldiğimde arkadaşlar burada hemen sayfaları oluşturalım. Home page diyorum. Tabii ki login olmamız gerekiyor çünkü her login olduğumuzda bizim bir kullanıcıya ID atayacak. O yüzden login sayfasına ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk başlangıçta stateless'la bir oluşturalım sayfalarımızı. Bu şekilde ilerleyelim. Şunu da yine kopyaladım. Aynı şekilde home sayfasına geliyorum. Sadece login kısmına home şeklinde değiştiriyorum. Şimdi geldim main sayfasında da arkadaşlar. Aslında direkt oluşturduğumuz ilk karşımıza çıkan main sayfası direkt login page'e yönlendiriyorum. Çünkü ilk karşıma çıkması gereken login kısmı olacak. Ekstra olarak arkadaşlar burada sadece Zigo UI kit'i kullanacağım. UI kit'i kullandığımı belirtiyorum ve ilk başlangıçta init log fonksiyonunu çağırdıktan sonra da arkadaşlar myapp yani bu klasımı çağırmış oluyorum. Bunu eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar ve tabii ki şurada da initialized fonksiyonunu da yine aktive etmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar main sayfasında yapmamız gerekenler bunlar. Bunları entegre ettikten sonra diğer sayfalarımızda geçiş yapabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar gelelim tabii ki projemizi oluştururken şurada da yine bizim entegre etmemiz gereken bazı kütüphaneler var. Bunlardan en önemlisi burada gördüğümüz gibi Zigo UI kit kullanacağımız için bunun biz kütüphanesini çağırıyoruz. Hemen gelelim buraya.
pub.dev'e geldikten sonra yine buradaki kütüphanesinde biz inceleyebiliriz. İşte ne kadar popüler, ne kadar like almış ve ne kadar destekleniyor. Burada gördüğünüz gibi sürümleri alabiliyoruz. Buradan arkadaşlar kopyaladıktan sonra projemize entegre ediyoruz. Ve burada da arkadaşlar bize zaten nasıl kullanılması gerektiğine dair örnek bir küçük bir proje vermiş. Tabii biz de buradan yararlanarak projemize entegre edeceğiz. Kullandığımız kütüphanelerden bir tanesi bu. Diğeri Cache Network Image. Bunlar arkadaşlar normalde görüntülü aramalarda veya işte WhatsApp'ta şurada burada bizim bir profil resmimiz oluyor, avatarımız oluyor. Onu işte çekmek için internetten rastgele random resimler oluşturacağız. Her kullanıcının random bir image olacak. Onun için bu kütüphaneyi kullanıyoruz. Burada Device Info Plus ise arkadaşlar her kullanıcının random bir şekilde ID'nin olmasını istiyoruz ve bu ID'leri oluştururken telefon bazlı da random ID oluştursun istiyoruz. İşte iOS'ta farklı bir ID oluşsun, Android'de farklı bir ID oluşsun tarzında. Aslında generic random ID oluştururken cihazları da baz alalım şeklinde bu kütüphaneyi de entegre ediyoruz arkadaşlar. Bu kütüphaneleri entegre ettikten sonra bir de arkadaşlar ben bir de resim kullandım ama bu resim kullandığım şu şekilde login'de sadece bir resim ekliyoruz. İlk başlangıçta böyle bir logo şeklinde. İşte bu tarz eğer siz de ekstra böyle resimler eklemek isterseniz SS dosyasında resimlerimizi ekliyoruz. Ve bunu da tabii ki kütüphanemizde entegre ediyoruz. Bunlar tabii ki detaylar. Bunları eklemek zorunda değilsiniz. Evet, bu şekilde kütüphanelerimizi, gerekli kütüphanelerimizi entegre ettikten sonra main sayfasına geliyoruz ve main sayfasında gördüğümüz gibi arkadaşlar bu değişikliği yaptıktan sonra login kısmına geçebiliriz. Tabii bu arada arkadaşlar web sayfasına bakıyoruz. Bakalım. Evet, şu an sayfamız oluşmuş arkadaşlar ve bizden diyor ki hangi platforma göre yönlendirelim seni o kod kısmını. Ben Flutter'ı seçiyorum. Flutter'a tıkladıktan sonra bana zaten örnek olarak ne yapmamı istiyorsam onu seçiyorum. Ben şu anda arkadaşlar birebir görüşmeyi anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyecek. O yüzden bunun arkadaşlar Save and Start to Integrate seçiyorum. Burada tabii ki detaylarına bakabilirsiniz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bize ID atıyor. App ID, App Sign şeklinde. Ben burayı şu an kapatıyorum çünkü bu ID'leri paylaşmamamız gerekiyor. Bu ID'ler özel. Siz de kodunuzda paylaşmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim Quick Start'a. Bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar bize örnek olarak bu videoyu da izleyebilirsiniz tabii ki. Neler yapmamız gerekiyor? İşte ilk başlangıçta şu kütüphaneyi entegre edin diyor. Biz zaten az önce etmiş olduk. Ve ardından bu kütüphaneyi entegre ettikten sonra tabii ki import edin diyor, kullanın diyor. Harika. Call page'i bize gösteriyor o arama ekranını. Tamam, bunu zaten yapacağız. Ama bundan önce spesifik olarak platformlarda ekstra uygulamamız gereken bazı ayarlar var. İşte bunlar önemli noktalar. Şimdi ben Android olarak gösteriyorum çünkü iki tane Android cihazı da göstermesi daha kolay ama tabii ki bunu iOS'ta da derleyebiliyoruz. Bunun için yapmamız gerekenler spesifik olarak Android'de gördüğümüz gibi build.gradle dosyasını görüyoruz arkadaşlar Android'de. Compile SDK versiyonunu 33 şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Nerede bu? App'in altında. Hemen geliyorum buraya. Android dosyamı açıyorum. App'in altındaki build.gradle'a geldikten sonra şurada arkadaşlar Compile SDK versiyonunu 33 şeklinde ayarlıyorum. Tamam, bu ayarlanmış. Gelelim diğer kısma ve min SDK versiyonunda 21 yapın şeklinde bize bir uyarı veriyor. Bakalım. Burada da min SDK versiyonu 21. Tamamdır. Burası da okey. Ve ardından arkadaşlar bakalım bunu nasıl yapmamız gerektiğini göstermiş. Gerçekten çok detaylı. Ve Kotlin versiyonunun da en az 1.8.0 olması gerekiyor şeklinde. Şurada da 7.3.0 olması gerekiyor. Hemen bakalım arkadaşlar Kotlin versiyonu nasıl yapıyoruz. app.gradle'a gelelim. Zaten buradaydık. Kotlin versiyonunu buradan alıyor.
Şurada zaten evet 1.8'i gördük arkadaşlar. Burada da yine 7.3.0 tamamdır. Bu arkadaşlar versiyon eşitlemelerini bu ayarlamaları yaptıktan sonra Android özelliklerini sağlamış oluyoruz. Şimdi gelelim. Burada da diyor ki build.gradle. Yani wrapper kısmına da arkadaşlar bakın diyor 7.4 işte bu kısım olması gerekiyor. Onu da hemen kontrol edelim. Wrapper'ımız neredeydi? Bakalım. Gradle şurada. Bu değil. Bu. Evet 7.5'miş bizim. Tamam 7.4'ü sağlıyor. Bu şekilde bunu ayarlamış olduk. Evet. Şu wrapper'dan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sağladık. Geldik bakalım başka ne diyordu. Bunu sağlamış olduk. Şu kısımda tamam bunu bakmıştık zaten. Bir de Google servis. Ben bunu entegre etmedim. Ama he, bu da bildirimler için arkadaşlar. Şu an uygulamada bizim bildirim yok. O yüzden bunu entegre etmiyorum. Ama eğer siz dilerseniz bildirim de gelsin işte aramalarda şu arıyor tarzında. Bu servisi de entegre edebilirsiniz. Bildirimler için mutlaka lazım olur. Evet gelelim izinlere. İzinler kısmında gerçekten birçok izin var. Çünkü görüntülü aramada zaten birçok izne ihtiyacımız var. İnternet olması gerekiyor arkadaşlar. İşte sese, internete, kameraya, Bluetooth'a bu tarz izinleri sağlamamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar biz zaten Android'de izinleri manifest dosyasında alıyorduk. Bunu kopyalıyoruz ve bize yine hangi dosyayı nerede eklememiz gerektiğini gösteriyor. Visual Studio geldim. Kapattım. App kısmında Source, Main, Android Manifest ve en yukarı çıktığımda burada izinleri direkt yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olabilirsiniz. Evet, burada da arkadaşlar izinleri sağlamış oluyorum. Sonra gelelim arkadaşlar bize bir de bu tarz bakalım bir bizim Android app'in altında bir tane arkadaşlar bu şekilde bir proje oluşturun diyor, bir dosya oluşturun diyor. Proguard Rules şeklinde. Gelelim app'in altında. App'in altında şurada Proguard Rules şeklinde. Ve bunun içine de arkadaşlar şuradaki kod parçasını yapıştıralım diyor. Bunu da yapıştırdık arkadaşlar. Şurada da yine yapıştırdığımızı görüyoruz. Evet bazen integreler uzun olabiliyor ama aslında bize tek tek ne yapmamız gerektiğini de gösteriyor. O yüzden bu baya detaylı bir anlatım ve güzel bence. Ve yine Android'de evet son kez iOS'a geçiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Baktık bunu ekledik. Build Gradle'da aşağı kısmında şuradaki kısmı arkadaşlar tabii ki bu oluşturduğumuz dosyayı da bize ekle şeklinde bir yorum satırı var. Bunu da kopyalıyorum arkadaşlar ve nerede app'in altındaki Build Gradle geldim buraya şurada. Nerede bakalım? Evet burada. Build Types'ın altında arkadaşlar buraya bu satırı eklemiş oluyorum. GitHub'da da proje mevcut. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Ama gerçekten burası detaylı bir şekilde anlatıyor. iOS kısmına geldiğimde ise arkadaşlar burada Podfile'a geliyorum. Podfile kısmında bunu kopyalıyorum. iOS eklememiştim galiba. Beraber ekleriz. Burada yine Podfile'ın içinde nasıl eklememiz gerektiğini gösteriyor. iOS'a gelelim. Podfile'a geldim. Aynen buraya eklememiştim. Şimdi nasıl eklememiz gerekiyor? Şu entlerin üstüne eklememiz gerekiyor. Şu iki endin altına geldim. Evet bu şekilde yapıştırmış oluyorum. Podfile'da bu şekilde iznimi vermiş oluyorum. Burada da yine izinler için runner kısmına şunu kopyalıyorum. Çünkü yine kameraya nasıl Android'de Android manifeste izin eklediysek buraya da eklememiz gerekiyor. Podfile runner infoplace geldim. Şuraya da arkadaşlar yapıştırıyorum. İzinlerimi de alıyorum. Evet bu şekilde dosyamı da yapıştırmış oluyorum. Yine Xcode'dan da arkadaşlar
Burada eklememiz gereken bir ayar var. Bu şekilde X kodu açarak da şu kısmı bularak da iOS'un disable yapmamız gerekiyormuş. Aynen bunu da no şeklinde değiştirerek iOS için de ayarlamamızı yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar hem iOS'a hem Android'e ayarları verdikten sonra kod kısmına geçebiliriz. Evet. Ve artık diyor ki run test. Zaten kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi geldik arkadaşlar. Ayarlamaları yaptık hem iOS için hem Android için. Peki bizim hangi sayfalarımız var? Aslında gerisi teferruat. Böyle hep UI falan eklersek uzuyor. Genel olarak bizim bir login sayfamız olması gerekiyor. Çünkü kullanıcı ID'sine ihtiyacımız var. Her kullanıcı için farklı bir ID üretmesi gerekiyor. Ve bu login olduktan sonra bir ana sayfaya yönlendirilmesi gerekiyor. Dilerseniz tabii ki direkt call sayfasına da ulaşabilirsiniz. Ama bir ana sayfaya ulaşması daha iyi olur. Ardından da ana sayfadan da eğer bir aramaya katılmasını istiyorsa direkt call page'e ulaşacak arkadaşlar. Yine bunu da bir stateless'la oluşturalım. Call page şeklinde. İşte burada arkadaşlar call page'de bize az önce gösterilen kodları yapıştıracağız. En yukarıda mıydı? Evet, burada. Burada gördüğümüz gibi direkt bunu kopyalayalım. Şuraya yapıştırıyorum. Aa, direkt şeymiş. Hemen bunu kütüphanelerine entegre ediyorum. Evet, bizden tabii ki bunu istiyor ve bunu istiyor. Bunu da arkadaşlar biz panelden bizim admin konsol panelimizden buradan almış olacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunun için models oluşturmuştum. Call model diyorum. Direkt estetik olarak oraya yazmayalım da buraya oluşturalım. Buradan ilerleyelim. İşte neye ihtiyacımız vardı? App ID'ye ihtiyacımız vardı. Gelelim buraya. Static string app ID diyelim. İşte bu gerçi integer olması gerekiyor. Ve ardından da yine call page neye ihtiyacımız var? App sign ihtiyacımız var. Bunun string arkadaşlar. Burada da integer. Yine aynı şekilde static string eşittir. Bu şekilde oluşturalım. Bunlar arkadaşlar konsol panelinden, Google Cloud'dan. Bunları da tabii ki güvenli bir şekilde saklamamız gerekiyor. Geldim buraya. Buradan da call model app id call model app sign. Evet, bu şekilde bunları atıyorum. Buradan admin konsolundan seçtikten sonra bunu entegre edeceğiz. User ID, username'i arkadaşlar gönderip buradan çekeriz birazdan. Bunu bu şekilde ayarlamayacağız. Bu yanlış yazılmış bir kod. Birazdan düzenleyeceğiz. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Burada bir controller oluşturalım arkadaşlar. Buna bir de controller atamamız gerekiyor. Final diyorum. Final Zigo UI kit. Hemen bakalım. Pre-built call controller. Aynı şekilde buna da call controller değişkenini verelim. Ve şunu hemen kopyalayıp buraya atalım. Controller kısmını arkadaşlar bunu atayacağız. Bu şekilde de yönetebiliriz. Call controller. Evet, şu const'u silelim. Şimdi bu config kısmını arkadaşlar beraber ayarlayalım. Bu şekilde olmayacak çünkü. Şimdi burada gördüğümüz gibi one video var. Bunu burada seçenekler var arkadaşlar. İstersek grup şeklinde de ayarlayabiliriz ama birebir ayarlayacağız. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra
spesifik hale getirmek için de bazı yine fonksiyonları var. Ama tabii dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Geldim buraya arkadaşlar. 3 şey 2 nokta koyuyorum. Ben yukarıda bir menü istiyorum. O yüzden tab menü bar config diyorum. Bu görülebilsin mi? Evet. Bu şey arkadaşlar arama ekranında işte bazen böyle kamera gözüksün mü? Ondan sonra ses kapama tuşu tarzında böyle tuşlar görüyoruz. Onlarla alakalı. Onları ayarlıyoruz şu an. Tab. Bunu virgül koymayacağız. Tab menu bar config diyorum again. Ve buttons kısmına gelelim. Şimdi bir de burada butonları göstereceğiz. İlk başlangıçta görülebilir mi? Onu ayarladık. Ve ardından da biz hangi butonlar görülecek onları göstereceğiz. Zigo arkadaşlar. Menü bar. Burada direkt çıkıyor zaten. Burada birçok butonun olduğunu da görebiliyoruz. Biz minimizing button'ı seçeceğiz bir tane. Bunlar şey eğer ekran küçükse işte kullanmıyorsak falan butonlar tekrardan saklanabiliyor. Eğer biz kullanıyorsak, ekrana dokunuyorsak da butonlar tekrardan çıkıyor. Bunu ayarlıyor. Buradan da gelelim. Show member list. Geldik şu. Bu da arkadaşlar işte kullanıcıları gösteriyor bize. Kullanıcı listesi. İşte kaç kişi katılmış kola. Grup aramalarında falan. Bu işe yarar. Evet bu şekilde biz kullanılan butonları ayarladık. Gelelim tekrardan. Burada da bizim kendi ekranımızı ayarlayacağız. On, only. Virgül koyduğum için direkt çıkmıyor. Virgül koymuyoruz buralara. Evet, self in room eşittir diyorum. Bu kodları arkadaşlar direkt sayfasından ulaşabilirsiniz. Tabii ki bunlar ezberden gitmiyor. Ben de sayfasından yararlandım. If diyorum. Pre-built. Direkt karşımıza çıkıyor zaten. Şuradaki state'i seçiyorum. Bunun evet eşit değilse Zico.ui Miko yazıyorum. UI kit nerede? Machine'li olan olacak. Var mı buralarda? Yok. Ben direkt yazayım. UI kit pre. Şu servis olmayacak da o yüzden. Pre call mini evet machine'li olan. Geldik bu machine kısmına. Buralar biraz zor olabilir ama yani zor değildi aslında. Nereden bulacağız tarzında. Direkt sayfasında arkadaşlar kopyalı yapıştır da yapabilirsiniz veya direkt kendi GitHub adresinde örnek kodlar da var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu da bizim kendi görüntülü arama yaparken çıkan karşımıza sayfa. Bunları da deneye yanıla öğrenebiliriz arkadaşlar. Ben açıkçası bu projeyi size hazırlarken bayağı bu ne işe yarıyormuş, bu ne işe yarıyormuş deneyerek, yanılarak o şekilde öğrenmiş oldum. Ama bunun işte 10.000 bedava sayfa dakika vermesi falan bayağı iyi. Geldim şu kısmı. Evet bu şekilde bunu da ayarladık. Bir de else kısmı var. Else kısmına da gelelim. Burada da eğer şeyse geri çıkış yapıyor biliyoruz arkadaşlar. Bunu ayarlıyoruz sayfadan aramadan. Nasıl çıkış yapıyoruz. Az önceki kodu bu şekilde derlemiş olduk. Birisi direkt geri çıkış kodu vermişti. Navigator Pop. Bu şekilde bunu değiştiriyoruz. Evet call sayfamız arkadaşlar. Yani bu arama ekranının ana ekranı burada. Bir sadece user ID ile user name kaldı. Statik olarak geri kalanları biz dinamikleştirdik aslında. Bunlar için de arkadaşlar biz şuradaki model kısmına user model oluşturuyoruz.
Bu user model'da direkt call page'in şuradaki user ID'sini, user name'ini orada oluşturup oraya çekebiliriz. Tabii ki login olduktan sonra bize user ID, user name gelecek. Onu da yine ekleyebiliriz beraber. Hemen o modelimizi de oluşturalım. Class user model. Geldim buraya. Final string ID diyorum. İlk başlangıçta bu şekilde atıyorum. Final string name eşittir. Yine boş şekilde ilerliyoruz. Constructor'ını oluşturalım. Required this ID. Required this name. Şu final'ları silelim. Geldik. Bir de buna get atayalım arkadaşlar. Is empty. Çünkü ilk başlangıçta boş bir şekilde oluşturacağız. User model empty fonksiyonunu da bu şekilde aktive edelim. Şu aşağıya da arkadaşlar user model şeklinde bir current user oluşturuyorum. Bu değişkeni ve buradan empty fonksiyonu oluşturuyorum. İlk başlangıçta her zaman bizim current user'ımız boş oluyor. Login olduktan sonra name'i ve ID'si gelecek. Buraya da arkadaşlar benim current user'ın hemen import edelim. ID'sine ihtiyacım var. Buradan da ismine ihtiyacım var. Evet, bu şekilde ben call page'imi oluşturmuş oldum. Call page için ihtiyacım olanlar burada arkadaşlar. Şuradaki controller'ımızı oluşturduk. Bunu tabii ki içinde spesifikleştirebiliriz. App ID, app sign'ımız bizim konsoldan gelecek. Şuradan arkadaşlar admin konsolundan gelecek. Proje oluşturunca bize zaten direkt atıyor. Ama bunu paylaşmamamız lazım. Public olmayacak şekilde. User ID'sini ve username'ini login olduktan sonra alıyoruz. Call ID'yi de yine içeriden homepage'den alacağız. Bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Call page'imiz bu şekilde. Login kısmına gelelim. Burada açıkçası arkadaşlar bunu dilediğiniz gibi spesifikleştirebilirsiniz. İşte text file'lar ekleyebilirsiniz, resim ekleyebilirsiniz. Ben de bu şekilde oluşturmuş olacağım. Şimdi geldim buraya, tabii ki scaffold'umuzu ekleyelim. Çünkü direkt atlayacak material app'ten. Body kısmına geliyorum. Body kısmında arkadaşlar, tabii login olduktan sonra direkt geleceği için bir geri çıkmasın istiyorum. O yüzden build pop scope ekleyeceğim. Child kısmına column ekliyorum. Şu kısmı da hemen false yapalım. Tabii ki bunu da asenkron şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi child kısmını bir aşağıya alalım. Şuradan bir yorumlayalım. Bizim için önemli olan aslında arkadaşlar, text file'ımız, user ID oluşturacak text file'ımız önemli. Bu yüzden geldim buraya. Text file oluşturuyorum. Ve buradaki text file'ını da yukarıda bir controller oluşturmam lazım. Controller'ımı buraya atayacağım çünkü. Final text editing controller. Yine user ID controller şeklinde oluşturuyorum. Tabi belli olsun diye şu text kısmını arkadaşlar biz default olarak user ID şeklinde yazdıralım. Şunu da kopyalıyorum. Controller kısmına bunu ekliyorum. Evet, bu şekilde controller'ımı oluşturmuş oldum. Text file'ımı atadım. Benim için önemli olan şu an bizim ilk başlangıçta bu telefon numarası olarak genellikle geçiyor. Telefon numarasını kullanırken kullandığımız user ID'nin kontrolleri. Aslında UI için şu an arkadaşlar GitHub'dan direkt kopyala yapıştır yapıp şeklinde ilerlesek güzel olur. Çünkü videonu da uzatmak istemiyorum. Geldim buraya arkadaşlar. Lib kısmına giriyorum.
UI kısmına geldim. Login page'e geldim. Bizim ilk başlangıçtaki şu an text files şuradaki user ID kontrolleri yine aynı şekilde kopyalıyorum. Sadece şuradaki şunları uzun uzadıya yazmamak için buraya ekliyorum. Asıl önemli olan kısmı çünkü user ID kontrolleri eklemiştim. Ben user ID text controller şeklinde oluşturmuşum. Evet, bu şekilde ilk başlangıçta ekledik. Tabii ki buna bir baktık, tamam. İkinci kısımda ise password giriş yaparken tabii ki bir giriş şifresi isteyecek ama şu an hiç kolay olsun diye biz eklemedik. O yüzden bunu da şurada gördüğümüz gibi bomboş ekleyebiliriz. Ve login olacak şekilde de otomatik olarak butonumuzu ekleyelim arkadaşlar. O yüzden bunları direkt kopyala yapıştır yapacağım. Çünkü biraz video uzun olacak gibi. Burada da tabii ki bir giriş için sadece yönlendirme yapacağız arkadaşlar. Bu yönlendirmeyi de evet geldim. Şimdi direkt kopyalayalım. Şuraya ekliyorum. Burada arkadaşlar benim ilk başlangıçta login olduktan sonra user ID ve name'ine ihtiyacım var demiştik. User ID'yi arkadaşlar ilk başlangıçta girilen telefon numarası şeklinde oluşturacağız. İsmini de sadece başına user ekleyerek oluşturmuş olacağız. Yani şunu bir stateful şeklinde değiştirelim. Evet, bu şekilde konteksini aldı. Home page'i de yönlendirelim. Bu şekilde login ekranımızı da oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki biz ilk başlangıçta her kullanıcı için bir random ID atasın şeklinde bir mantık oluşturmuştuk. O yüzden bir de arkadaşlar şurada call modula geliyorum. Burada benim her cihaz için random şekilde ID atamasını sağlayacak bir fonksiyonumuzu oluşturuyoruz ve bunu da login sayfasında arkadaşlar çağıracağız. Şurada çağırmamız gerekecek init state'te. Hemen girelim call modula. Burada arkadaşlar statik diyorum yine feature şeklinde. Çünkü bu fonksiyon oluşturulmadan, bu ID'yi almadan uygulamamız başlamasın istiyorum. Get unique User ID şeklinde fonksiyonumu oluşturmuş oluyorum. Asenkron şekilde şunu da atayalım. Evet, burada arkadaşlar ilk başlangıçta string diyorum. Null olabilir. Device ID'yi oluşturdum. Ve bunun içinde final diyorum. Device info plugin kütüphanemi kullanacağım. Hemen integre etmem gerekiyor. Nerede? Yanlış yazmışım. Şu şekilde. Bakalım. Şimdi şunu bir devam ettirelim. Device info. Şimdi artık kütüphanemizi görebiliyoruz. Evet, bu şekilde device info'nun değişkenini de oluşturmuş oldum. Geldim buraya. Burada arkadaşlar hem iOS hem de Android için ayrı ayrı ID üreteceğiz. O yüzden platform kullanacağız biraz. Platform eğer iOS ise arkadaşlar geldim buraya. Final diyorum. iOS device info eşittir evet yukarıda oluşturduğum device info iOS info şeklinde değişkenimi atamış oluyorum. Device ID'ydi de arkadaşlar. Device ID eşittir yine iOS device info'nun burada identify for vendor. Evet, bu şekilde ben unique ID'yi oluşturmuş oluyorum. Bunun aynısını bir de platform Android için nasıl oluyor ona bakacağız arkadaşlar. Else if diyorum.
Platform eğer Android ise aynı şeyler yine. Final diyorum. Android device info eşittir yine. Evet. Burada da Android info şeklinde oluşturdum ve device ID'yi de nerede? Android device info nokta bana direkt ID geliyor burada. ID şeklinde atıyorum. Hem Android için hem iOS için bu şekilde platform bazlı unique ID'yi oluşturmuş oluyorum. Şimdi gelelim ID'lerin uzunluğuna, ID kısımlarına. Bunun için de arkadaşlar aşağıya geliyorum. Tabi bazen bu null da olabilir. O yüzden çünkü yukarıda zaten null olabilir şeklinde oluşturduk. Eğer null değilse ve bu atanan ID uzunluğunu şart olarak koyacağız. 4 karakterden daha küçükse buna atama yapacağız arkadaşlar. Ekleme yapacağız. Device ID length 4'ten küçükse eğer null değilse ve 4'ten küçükse yine if diyorum. Hem Android hem de iOS için yapacağız. Platform is Android dedik. Biraz bu ID oluşturmaları belki kafa karıştırıcı olabilir ama bunları yaptıktan sonra gerisi kolay oluyor gerçekten. Bizim için asıl önemli olanlar her kullanıcı için ID oluşturması lazım. Bu önemli bir nokta ve şu an biz mesela bu ID'yi sırf örnek olsun diye random yapıyoruz. Tabii ki ID'ler bu şekilde değil. Direkt veri tabanlı bir şekilde oluşturulabilir. Zaten genelde de veri tabanlı oluşturuluyor. Else if diyorum. Burada da platform iOS'ta. Biz şu an örnek olsun diye biz kendimiz bu şekilde oluşturuyoruz. İşte önün arkasını hem iOS hem Android şeklinde ekliyoruz. Evet, buradan da arkadaşlar tekrardan bayağı uzun güzel bir şekilde ID oluşturuyoruz. Android kısmında device ID Flutter user ID Android yine iOS kısmına geldiğimde de çünkü iOS'u Flutter Android'i platform bazlı değişebiliyor. User ID iOS. Evet, bu şekilde de yine atamamızı yapıyoruz. Ve final olarak gelelim. Final user ID eşittir MD5. Bunun için arkadaşlar kripto kütüphanesini kullanmamız lazım. Hemen yukarı çıkıyorum. Bu aslında biraz şey, hiç onu entegre etmedik. Ama Flutter'ın kendi içinde var. Package. Direkt çıktı. Kriptoyu kullanıyoruz. Çünkü MD5 kullanacağız. Tabii ki kullanmak zorundayız ama şu an random bir şekilde örnek oluştururken nasıl şifreleyebiliyoruz onu da gösteriyoruz. Çünkü ID'ler önemli. Convert kullanacağız. Convert içinde ayı eklenmiş zaten. Tamam, Convert için ekstra başka bir şey eklememize gerek yok. Türkçe karakterli bir şekilde encode edeceğiz. Burada da device ID'yi geldim. Null olamaz şeklinde oluşturuyorum. Geldim buraya. To string diyorum. String tipinde olacak. Ve yine aslında biraz sınırlama da getiriyoruz. Bunları arkadaşlar alırsınız. Bunlar zaten spesifik şeyler. İlla olması gerekmiyor.
Ya bunu direkt kopyalıyorum. Gerçekten uzun oldu çünkü. Neredeydi? Models kısmında kol modula geldim. Direkt şunu şu şekilde alıyorum. Bu kısmı kopyalayabiliriz arkadaşlar. Sonuç olarak bize güzel bir user ID döndürecek. Şurada. Random bir şekilde user ID'yi nasıl oluşturabiliyoruz? Burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Call Model'daki bu get unique user ID'yi login page'imde çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu çağıralım beraber. Aşağıya bir void setup fonksiyonu oluşturuyorum. Asenkron şekilde. Evet. Ardından da evet değil. Asenkron buraya. Call model dedim. Tabii ki entegre etmem lazım. Ve get unique user ID diyorum. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar bu oluşan user ID'yi ben current ID'ye eşitlemem lazım. Ve tabii ki bunu da yukarıda telefon numarası olarak girilen değeri de eşitleyerek göstereceğim. Ve anlık olarak göstermeniz için de set state'in içinde yapacağız. User ID text controller'ın text'ini arkadaşlar ekranda görebilmemiz için bunu yapıyorum. User ID oluşanı direkt biz text file'ımızın içinde de göreceğiz. Tabii ki bunu da şuraya setup kısmına eklemiş oluyorum. Evet, bu şekilde login sayfasında hem random bir şekilde user ID oluşturup hem de giriş sayfasında nasıl oluşturuyoruz bunu görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim login page'imizi oluşturduk. Login kısmını oluşturduk ve nasıl random ID oluşturuyoruz bunu gördük. Home kısmına gelmemiz lazım. Evet, home page. Home page'de arkadaşlar bizim için ihtiyacımız olan bir call ID belirlememiz lazım. Bu call ID'yi belirledikten sonra direkt arama ekranına nasıl yönlenebiliyoruz buna bakacağız. Bunun için de arkadaşlar gerçekten çok önemli bir şey yapmamız gerek yok. Login page dedik. Home kısmına gelelim. Şunu bir kopyala yapıştır yapıyorum. Eklenmedi. Şuradan direkt kopyalayalım. Önemli olan kısımlardan bahsedeceğiz. Çünkü UI çok gömülü, o yüzden. Şuna da siliyorum. Şimdi burada arkadaşlar home page'imizde bizim bir driver eklememiz lazım. İlk başlangıçta bir resim ekliyoruz arkadaşlar. Normal bu şey çok önemli değil. Önemli olan bizim current ID'yi gösteren bir text'imiz var ve ardından da yine bir text file oluşturuyoruz ve buradaki text file'ımızda call ID'yi belirlememiz lazım. Bu önemli. Bunun için de yukarıda biz direkt kontrollerimizi oluşturuyoruz. Ve ardından arkadaşlar artık aramaya katıl şeklinde bir butonumuz var. Bu butonla da call page'e yönlendirme yapıyoruz. Şimdi bir driver'ımız eksik. Driver'da da şöyle sadece logout var. Çıkış yapmamız lazım. Tabii ki her giriş yaptığımız uygulamada bir de çıkış yap şeklinde bir butonumuz olacak. Bunu da yine buradan kopyala yapıştır yapıyorum. Çünkü gerçekten çok uzadı. Tekrardan şunu bir kopyalayalım. Driver'da hiç ekstra bir şey yok arkadaşlar. Sadece login page'e yönlendiriyoruz. Bunu buraya ekliyorum. Şunlar fazladanmış zaten. Siliyorum. Evet, bu şekilde oluşturmuş olduk.
Şimdi call page'de arkadaşlar, evet, call page'e yönlendiriyoruz ve bizim bir de call page'de gördüğümüz gibi bir call ID'miz var. Bu call ID'yi biz aslında ana sayfada oluşturmuş oluyoruz ve bu yüzden de ana sayfamıza bunu gönderiyoruz. Bu şekilde. Buradaki call ID'de yukarıda oluşturduğumuz text file'daki controller'da direkt biz call ID şeklinde oluşturduk ama bunu tabii ki değiştirebiliyoruz. Buradan call page'e yönlendirme yaparak arama ekranına geçiş yapıyoruz. Evet, şu an bir deneyelim. Başka bir şey kaldı mı? Evet, kaldı. Bunu ekledik. Bir avatar oluşturmamız lazım. Çünkü bizim kullanıcıların, her aramaya katılan kullanıcının bir de bizim random bir şekilde oluşturacak avatarımıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Homepage'de arkadaşlar aramaya katılırken şurada Zigo UI Kit'in yine minimizing'i ekliyoruz. Eklemesek de olur ama işte arama ekranında eğer kullanmıyorsak o tuşlar kapansın şeklinde direkt bunu ekliyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Home sayfası bu şekilde. Call page'e geldim. Buradaki call page'de de bu şekilde oluşturmuş oldum. Call page'i de hallettik. Bizim bu random kısmını eklememiz lazım. Driver'ı hallettik. Bunu da arkadaşlar call page'e geldikten sonra, yani burada bizim eksiğimiz var. Buraya bir de avatar eklememiz lazım. Çünkü biz kullanıcıların listesini göstereceğiz. Bunun için de hemen bir şuraya bir sayfa oluşturalım. Call page'i buraya gömelim. Ve random bir şekilde oluşturacak. Custom avatar bu yıldır sayfasını oluşturuyorum. Burada arkadaşlar aslında widget oluşturacağım. Bizim ihtiyacımız olan sadece avatar bizi oluşturacak. Eşittir diyorum. Custom avatar bu yıldır. Tabii şu an oluşturmadığım için bize hata veriyor. Bunun içinde neler varmış? Bize avatarın size'ını veriyor, işte user'ını veriyor. İçinde ne döndürüyor? Direkt örnek olarak var. Bunu sadece kendi oluşturduğum widget'a eşitleyeceğim. Geldim buraya, custom avatar bu yıldır'a. Hemen şuradan bakalım. Tek yapmamız gereken arkadaşlar cache network image'i oluşturuyorum. Ve şuradaki image URL arkadaşlar, şuradaki linkim işte buraya, bu site arkadaşlar random bir şekilde bize resim oluşturuyor. Hatta beraber de bakalım. Buradan siz uygulamalarınızda random böyle bu tarz PNG şeklinde avatar oluşturabilirsiniz. Bu siteden de yararlanabilirsiniz. Biz de yine bu siteden user ID'sine göre random bir şekilde bize resim oluşturacak widget'ımızı oluşturmuş oluyoruz. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Widget şeklinde oluşturmuş oldum. Burada da yine kütüphanesini çağıralım. Kaydettim. Bunu kaydedeyim şimdi. Bunu kaydettim. Burada ekstra olarak arkadaşlar, eğer hata olursa, error widget kısmında ise Zigologger'ın servisini kullanıyorum. İşte avatar kullanılamadı, şu tarz bu tarz diye direkt Zigo'nun kendi avatarını, ama tabii ki bunu farklı bir icon'la da resimle de değiştirebilirsiniz. Aslında kodun genel olarak içeriği bu şekilde. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Gerçekten ilk kısmı oluşturduk. Main kısmı, login kısmı, home. Şimdi karşımıza ne çıkacak bakalım. Hemen telefonlarımızı aktive edelim. İki tane Android telefonda deneyeceğim. Şimdi şuradan bakalım. Normalde bu şekildeydi. Yüklendi. Tamam. Bu uygulamaları çalıştıralım. Bu şu an ana sayfayı gösteriyor bize. Tabii şu an şeyler, UI'lar değişebilir belki. İlk şu telefonda çalıştıralım. Ardından da şu telefonda çalıştıracağız.
Login sayfasına gelelim. Diğerinde de çalışsın bir yandan. İki Android telefonunda aramalar nasıl oluyor? Onlara bakacağız. Görüntülü bir şekilde uygulamamızı inceleyeceğiz. Evet, bu şekilde biz Zigo Cloud'ın APIs'ini kullanarak, yani aslında kütüphanesini kullanarak nasıl görüntülü arama uygulaması geliştirebiliriz? Bunu beraber incelemiş olduk. Bayağı özelleştirirsek UI kısımları zaman alıyor ama geri kalanları gerçekten çok basit bir şekilde direkt şuradaki call page'i bunu entegre ettiğimiz anda direkt uygulama çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, ilk kısımda çıktı. Bakayım, bunu da çalıştırayım, bunu da çalıştırayım. Tabii bizim UI'ımız şu an login sayfası bu şekilde. Bu da bir düzeltirim. Şurada arkadaşlar ID'yi görüyoruz. Hatta düzeltelim. Şunu komple kopyalıyorum. Çünkü diğerlerini de zaten kopyalamıştık. Sadece UI değişecek. Yaptığımız her şey aynı. Çünkü login'i gerçekten kötü gözüküyor şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başlangıçta bizim ID'lerin farklı tadını görüyoruz. Hemen bir giriş yapalım. Giriş yaptığımızda ise karşımıza arkadaşlar bu ekranlar çıkıyor. Şurada driver'ı görebiliyoruz. Driver'da sadece çıkış yap butonu var arkadaşlar. Diğerinde de yine aynı. Buradaki call ID'ye tabii ki biz farklı şeyler de yazabiliriz. Şimdi bir join yapalım. Evet, aramaya çıkıyoruz. Tabii ki ilk başlangıçta bu arama geldiğinde arkadaşlar izinleri istiyor bizden. Evet, şu an gri ekran görüyoruz. Neden? Çünkü ID'leri atamadık. Şu an ID'ler boş. Ve üzerine tıkladığımızda gördüğümüz gibi butonları görebiliyoruz. İşte kamera kapat kısmı var. Veya sesimizi kapat kısmı var. Bu şekilde ilerleyebiliyor. Tabii ki bunu da arkadaşlar, İnternet çok önemli. Uygulamamıza internet eklememiz gerekiyor. Hemen bir ID'leri atayalım. Ondan sonra nasıl çalışıyor ona da bir tekrardan bakalım. Bunu yazdıktan sonra da arkadan sesim geliyor. Görüntülü aramayı kapatmamışım. Tamam. Burada arkadaşlar oluşturduğumuz projeyi görebiliyoruz ve bu projede bizim kaç dakika kullanmışız, işte neler var, bunları da inceleyebiliyoruz beraber. Projenin ayrıntılarını da buradan ulaşabilirsiniz. Şurada arkadaşlar ben deneme yaparken 4 dakikalık bir görüntülü konuşma yapmışım, ayarlamışım. Bizim zaten 10.000 bedava yine dakikamız var. Bu hayli hayli yeter diye düşünüyorum. ID'leri atadım. ID'leri eğer atamazsak az önce gördüğümüz gibi gri ekranları görürüz. Bunlar herhangi bir hata olduğunda ya da internet koptuğunda falan karşımıza çıkan gri ekran. Eğer her şey yolundaysa arkadaşlar tekrardan bakalım. Şimdi bir aramaya katılalım. Gördüğünüz gibi ilk başlangıçta bu şekilde bir aramamız geliyor. Ardından da diğer aramamızı eklemiş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi görüntülü bir şekilde konuşabiliyoruz arkadaşlar. Tam da diğerine şey koptu. Neyse, buradan bir bakalım arkadaşlar. Bu hangi telefon? Şu mu? Evet, şu an bağlandı. Tamamdır, sorun yok. Bu şekilde arkadaşlar, dilersek kameramızı kapatabiliyoruz ve random avatarımızı görebiliyoruz. Burada direkt hangi kullanıcılar var bunlara bakabiliyoruz. Sesimizi kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. İşte karşı tarafın sesini kapatıp açabiliyoruz. Veya işte kamerayı şu şekilde döndüreyim, yeri göstereceğim. Kamerayı yine değiştirebiliyoruz. Bu şekilde yine normal bizim herhangi bir görüntülü aramamızda neye ihtiyacımız varsa bunu sağlayabiliyoruz. Bu şekilde görüntülü de konuşan bir uygulamayı da yapmış oluyoruz Flutter'la. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz, sorularınız varsa yine yazabilirsiniz. GitHub'da kodları paylaştım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yine aramayı da kapatalım.